Mustafa Balbay Cumhuriyet Gazetesi 100. yıl ekonomide bağımsızlık 7 Temmuz'a zamlarla, vergilerle, harçlarla başladık. Dünkü resmi gazete ekonominin geldiği noktanın anlatımıydı. Bütün yükü vatandaşa yüklemekten başka çareleri kalmadı. Para bulmak için de çare Erdoğan'ın memleket gezisine çıkması, yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi. Ankara'da konuşulan Okey Mehmet Şimşek Erdoğan'a şunu önermiş. İki yıl kamu halk her alanda acı reçete uygulayalım. Arap ülkelerinden sıcak para beklemeyelim. Erdoğan karşı çıkmış. Her şey yerel seçimleri kazanmaya göre planlanmalı demiş. Birleşik Arap Emirlikleri de 22 Haziran'da Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek sıcak para vermek yerine şunu istemiş. Karlı şirketlerinizi alayım. Şimdi Erdoğan Temmuz ortası girip bizzat pazarlık yapacak. Şimşek izlenen politikayı ortaya karışık bir şey diye özetliyormuş. Tablo ekonomik bağımsızlığın ortadan kalktığını gösteriyor. Bugünden itibaren her cumartesi yazımızı iki başlıkla paylaşmaya planladık. Birinci başlık 100. yıl, ikincisi o haftanın güncel bir olayının cumhuriyetin 100. yılıyla bağlantılı anlatımını içerecek. Cumhuriyetin 75. yılı köşe yazarlığımın ilk yıllarına denk gelmişti. 100. yıl sürecinden çok daha etkili kutlanmıştı yıl boyunca her alanda gelinen noktayı irdeleyen sempozyumlar, yarışmalar yapılmıştı. Yüzüncü yılda böyle bir hava görünmüyor. Kutlama sadece 29 Ekim günüyle sınırlı kalamaz, kalmamalı. Bugün içinde bulunduğumuz durum ne olursa olsun yüzüncü yılı kutlamanın bir başka anlamı olmalı. Cumhuriyetin ilanı, tam bağımsızlığın kilometre taşı demek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dünya sahnesine çıkması demek. Savaş meydanlarında elde edilen zaferin diplomasi masalarından sonra milletin iradesinde de taçlandırılması demek. Vatanın sadece toprak parçasından ibaret olmaması, özgür bireylerin üzerinden yükselmesi demek. 600 yıllık imparatorluk ve binlerce yıllık tarihin ardından çağın değerlerini yakalayan bir uygarlık mücadelesine girişmek demek. Ekonomik bağımsızlığı en az siyasal bağımsızlık kadar önemsemek demek. Bütün bu demeklerin her biri ayrı yazı konusu ve hepsi bir bütün. Sadece işimize gelenleri alıp kalanların ötelediğimizde cumhuriyetin ruhuna saygısızlık etmiş oluruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'e gelinceye dek attığı ve atmak istediği adımları sıraladığınızda cumhuriyetin ilanının başarılanların taçlanması kadar hatta daha çok yapılacak devrimlerin habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Cumhuriyet tarihçileri elbet 100. yılın hakkını veren çalışmalar yapacaktır. Atatürk ileri görüşlülüğünü tarihte de ortaya koydu, büyük eseri Nutuk'la bir bakıma kendi tarihini kendisi yazdı. Biz her şeyden önce Cumhuriyet'in bir yurttaşı olarak, aydın olarak, gazeteci olarak 100. yılı bugünle birleştirerek anlatmaya çalışacağız. İçine eleştiriyi, öz eleştiriyi katacağız.'' böyle bir iktidarla 100. yıl mı kutlanır diyen bir dostuma şu yanıtı verdim. Ben Ege Üniversitesi İletişim Fakültesini 1981'de birincilikle bitirdim. O yıl Atatürk'ün doğumunun 100. yılıydı. Türkiye'yi Kenan Evren yönetiyordu. Ama biz Atatürk'ün doğumunu daha güzel yarınlar mücadelesine güç katarak kutladık. İstiklal maaşımız diyor ya, korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al Sönmeden yurdumun üstünde en son ocak. Yüzüncü yılı kutlayacak ocaklar sönmedi, sönmez, sönmeyecek. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.